Bir gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Uyarılara ve itirazlara kulaklarını kapatan AKP iktidarı bir kez daha büyük bir yıkıma neden oldu. Akbelen'den Akkuyu'ya, Akkuyu'dan Kaz Dağları'na, Kaz Dağları'ndan İliç'e birçok yerde sermayeye peşkeş çekilen toprakların çok büyük yıkımlara sahne olduğunu gördük. Bugün İliç'te yaşanan olayı değerlendireceğiz. Çok büyük bir felaket, çok büyük bir facia yaşandı bölgede. Aslında geliyorum diyordu. Birçok kez uyarılar yapılmıştı, birçok kez itiraz edilmişti. Çok zaman konu olmuştu tartışmalara burada yaşananlar. Şimdi bunları değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. İlhan Cihaner'le birlikteyiz. İlhan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Hakikaten hem yeraltı hem yerüstü kaynaklarını yerli yabancı sermayeye peşkeş çeken bir AKP iktidarı görüyoruz yine. Ve yine kulaklarını tıkamış, sağ rolü oynayan, itirazlara bir türlü yanıt bulunamayan bir sürece girmiştik ve bununla birlikte İliç'te de dün yaşanan toprak kayması, tonlarca tehlikeli kimyasalın toprağa karıştığı, 9 işçinin göçük altında kaldığı bir felaket yaşandı Erzincan İliç'te. Sizden şunu öğrenmek istiyorum ilk başta. Nasıl bir şekilde okumalıyız biz bu yaşananları? Neden böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık? 9 işçinin canı burada yapılmak istenen faaliyetten değersiz miydi? Siz nasıl okudunuz yaşananları? Tam da sizin konuşmanızın başında belirttiğiniz yerden başlamamız lazım. Bu öteden beri siz AKP ile başlattınız. Bunu 12 Eylül ile başlatmak lazım. Türkiye'nin adeta uluslararası sermayenin bir yağma alanına dönüştüğü, işte bunun en bariz göstergelerinden biri de bir tarihte artık vahşi madencilik olarak geçen Türkiye'deki pratik. AKP biliyorsunuz kendisini ANAP'ın da devamlısı olarak görüyor. Onların mirasını savunuyor ve maden sektörüyle ilgili, madencilikle ilgili asıl müdahaleler, köklü müdahalelerin başladığı tarihtir ANAP iktidarı. İşte ülkenin toprağının, taşının, sularının kirletildiği, peşkeş çekildiği ve bunların özellikle altın madeni de nihayetinde kısa vadeli oradaki rezervler tükendiği anda arkasında inanılmaz bir yıkım, inanılmaz bir felaket tablosu bırakarak terk ediyorlar. Burada nasıl yurttaşların rızası sağlanıyor? Bunun da biraz üzerinde durulması lazım. Bir kere bu tarz firmalar, uluslararası karteller baktığınız zaman aslında dünyada 2-3 firmaya dayanıyor. Hepsi uluslararası sermayenin en önemli fonlarının, kuruluşlarının bir uzantısı. Ve birinci öncelikleri de kısa vadede karlarını maksimize etmek. Türkiye gibi sömürgeleştirilmiş, yarı sömürgeleştirilmiş ülkelerde de hem iş gücü ucuz olması nedeniyle hem başka bir ülkede, hele hele kendi ülkelerinde, Batı'daki bir ülkede yapamayacakları kadar hukukun, işte oradaki yerel dinamiklerin arkasında durduğu yerleri bulması mümkün değil. Yurttaşların rızasını da şöyle sağlıyorlar bunlar genellikle. İlk başta yüksek maaşlar göreceli olarak ama bir müddet sonra yeniden inanılmaz bir kölelik koşullarında emek sömürüsü başlıyor. İşte orada kamuoyu yapıcıların, işte kanaat önderlerinin ödül gezilere götürülmesi, işte bakın Erzincan'da da bu yaşanmıştı 2007-2008 yılında, hatta 2006'dan itibaren oradaki gazetecileri, bürokratları, bazıları bunların üst düzey bürokrat, hepsini Kanada'ya götürüp oradaki altın madenlerini gezdirerek bakın işte bu kadar güvenli, bu kadar çevreyle barışık diye gezdirip onların aracılığıyla bunun ne kadar iyi bir şey olduğunu, nasıl o ülkeyi kalkındıracağını söylüyorlar. Medyada bir haber bombardımanı yapıyorlar. Bunların bir ayağı da medyada oluyor genellikle. İşte o dönem hatırlayın ya da bir arşiv araştırması yapılırsa iktidara yakın medya özellikle şimdi petrolde olduğu gibi işte yıllık 200-300 milyar dolarlık bir katkı sağlayacağı Türkiye ekonomisine propagandası yapılmıştı. İşte köylüye İliç Çöpler Madeni'nde olduğu gibi yeni konutlar yapılması gibi mevzular üzerinden
toplumun rızasını sağlıyorlar. Bir kere bununla baş etmek çok zor. Bunun karşısında da bir avuç çevreci, aynen ilişki olduğu gibi ya da işte duyarlı kamu kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, bunların mücadelesi, bunların karşısında adeta bu sefer kriminalleştiriliyor. Bunlar bozguncu olarak görülüyor. İşte yurttaşın geleceğini düşünmeyen gayrimilli unsurlar olarak kodlanıyor. Ve böylelikle de inanılmaz bir şekilde at koşturuyorlar. Türkiye üzerinde başka bir şeyi de göz ardı etmememiz lazım. Yargı. Yargıdaki neoliberalleşmeyle birlikte, yani tüm sektörlerde olduğu gibi, yargıda da bu yaklaşım söz konusu oldu. Hatta 2010 referandumunun yapılma gerekçelerinden birisi, İşte yargının o dönem, özellikle idari yargının bu tarz kararlarda, özelleştirmelerin karşısında, işte böyle yağma ekonomisinin, vahşi kapitalizmin yerleşmesi konusunda direnç oluşturması da gösteriliyordu. Hatırlayacak olursanız o dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı, yargının ayak bağı olduğunu söylemişti İstanbul'daki bazı liman özelleştirmeleriyle ilgili. Yargı da burada uluslararası sermayeden yana pozisyon alınca geriye kalıyor yerel politik partnerler bulmak. Çöp ve altın madeninde de bunu tam buldular. Gerektiğinde rüşvet vererek, gerektiğinde onları ortak ederek, nitekim burada da bir dönem Berat Albayrak'ın CEO'luğunu yaptığı Çalık Holding %20 pay sahibi, Lidya Madencilik adı altında, Eserer Madencilik'le birlikte çok sık isim değiştirdiler, isimleri kirlendiği zaman. Gel, bunları göz ardı etmemek lazım. Tabii 9 emekçinin yaşamını büyük ihtimalle kaybetmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani görüntülerden gördüğümüz kadarıyla oradan kurtulmaları, aradan çok da zaman geçti. Maalesef çok zor gibi görülüyor. Ama işte ise bundan sonrası için belki bir uyarı ya da farkındalık yaratmak lazım. Çünkü Türkiye'de şu anda 19 civarında, yanlış bilmiyorsam 60 da olabilir, siyanürle altın üretilen maden var ve bunların tamamı aynı koşullarda aynı risklere açık şekilde işletiliyor. Yem içi yöntemiyle ya da çok küçük bir kısmı tak içi yöntemiyle üretiyor. Bunlar belki teknik insanlarla görüşmek lazım. Özellikle Maden Mühendisleri Odası, Türkiye Mimar Mühendisleri Odaları, Ankara Barosu, Barolar Birliği, özür diliyorum, Türk Tabipler Birliği yıllardır bununla ilgili bağırıyor, çağırıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada bu farkındalığı en azından bundan sonra olmasın diye hayata geçirmek lazım. Bu lobinin, dezenformasyonun en büyük kullandığı argümanlardan birisi, ya orada işte o kadar altın var, bu altın çıkarılmasın mı? Bu da çok büyük bir aldatmaca. Uluslararası sermayenin bu tarz işletmelerinde yerele kalan miktar çok 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 az. Yani şöyle ki, İbrahim Gündüz'ün kitabında o derlemiş, 2001'den 2019'a kadar yurt dışına Türkiye'den çıkarılan altınlardan elde edilen gelirin miktarı 8,5 milyar dolarken devlet payı olarak yaptıkları ödeme 550 milyon dolar. Ve bu 550 milyon doların da çok önemli bir kısmı zaten teşviklerle, vergi indirimleriyle falan zaten geri kendilerine dönmüş oluyor. Dolayısıyla bunun ekonomik olarak da fizibil değil. Kaldı ki öyle olsa bile orada bıraktığı yıkımın kaç yüzyıl süreceği belli değil. Yani çünkü orada o siyanür atı orada kalıyor. Bunların bertaraf edilmesi çok çok zor. Sadece maden de değil. Bakın, hem sülfürik asit kullanıyor, hem siyanür kullanıyor. Bunların üretilmesi, nakliyesi, nakliyede kullanılan ekipmanın tasfiye edilmesi, bunların yüksek fırınlarda yakılması lazım, yok edilmesi lazım. O zaman atmosfere mutlaka minimal de olsa bir zarar vermesi söz konusu. Sadece burada yok edilen orman alanıyla tarımsal alanların riskleri bir tarafa bırakalım. Ekonomiye verimli bir şekilde kazandırılması halinde bile bu miktarın çok üzerinde Türkiye ekonomisine katkı sunabilecek bir durum söz konusu. Dolayısıyla uluslararası sermayenin kısa vadeli
kar hırsına kurban edilmiş bir gelecek söz konusu. Belki İlhan Bey, çok kritik noktalardan söz ettiniz. Ben tam bu noktada araya girmek istiyorum. Şimdi hem bir rıza mühendisliği yapıldı süreç boyunca, hem yerel yönetimlerle bir takım işbirlikleri, bir takım temaslar kuruldu ve oradaki işlerin istenildiği gibi, şirketin istediği gibi ilerletilmesi sağlandı ifadelerini kullanmıştınız. Şimdi çok çok boyutlu bir mesele. 9 emekçinin canından, kirlenen topraktan, havadan, sudan bahsediyoruz. Oradaki habitatın yok edildiği bir ortamdan söz ediyoruz. Sizin de Erzincan'da başsavcı olduğunuz dönemde madene soruşturma açtığınız için yargılandığınız bir mesele var şimdi. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Sizler neler yaşadınız o dönemde? İtiraz ettikleriniz neydi? Görmek istediğiniz, bilmek istediğiniz neydi de size bunlar yaşatıldı? Şöyle, bu maden 2010 yılında üretime geçti. 2007'de ben orada göreve başladığımda madenin henüz fizibilite çalışmaları yapılıyordu ve o çalışmalar sırasında da siyanür kullanıldığına dair haberler, işte şikayetler vardı. Bu çerçevede bir Cumhuriyet Başsavcısı olarak mülakattaki bir Cumhuriyet Savcısına talimat vererek soruşturma başlatmıştım. Ancak zaman içerisinde anlaşıldı ki bu Cumhuriyet Savcısı altın madeninden rüşvet istemiş ve bu rüşvet karşılığında bu soruşturmayı savsamış. İşte başlangıçta belirttiğim bu her türlü kirli ilişkiye girilebilir dediğim şeylerden birisi o. Şimdi buna rağmen örneğin bu iddialar etkin bir şekilde soruşturulmadı. Daha sonrasında benim tutuklanmamla sonuçlanan bir süreçte yaşandı. Bazı insanlar bunun arkasında altın madeninin de olduğunu söylerler. Hani bu bir belki de spekülasyon olarak kalır ama ben de ikisinin birlikte olduğunu düşünüyorum. Hem Fethullahçı yapılanmayla ilgili soruşturma hem de bunun da etkili oldu. Çünkü çok içe geçmişti zaten. Biliyorsunuz Fethullahçı yapılanmanın en büyük amiral gemisi dedikleri şeyler aynı zamanda altın meziliyle de uğraşıyordu. Orada çıkacak bir sonuç onları da etkileyebilecekti. Çünkü bir yerde o yargısal olarak o sonuca varıldığı zaman bu diğer madenleri de etkileyecekti. Maalesef daha sonrasında bu soruşturma kapatıldığı gibi, yani savsandığı gibi, etkin bir şekilde yürütülmediği gibi, orada bilirkişilerde rüşvetlerin iddiaları vardı, etkin bir şekilde soruşturulmadı. Ve Adalet Bakanlığı da o Cumhuriyet Savcısı hakkındaki rüşvet iddialarını etkin bir şekilde soruşturmadı. Yani burada baktığınız zaman bürokrasisi, yargısı, medyası bir şekilde kontrol altına alınıyor. Ama bunların karşısında da işte ilçe açısından Sedat Cezayirlioğlu gibi ya da özellikle Ver Yalsın TV'nin birkaç gazetecisi işte Nihat Genç gibi böyle kendilerini neredeyse bu işe vakfetmiş, işte İsmail Hakkı Atal gibi avukatlar, Cemalettin Küçük gibi mühendisler, onlar uğraşıyor. Bir günün de bu konuda çok fazla gündeme getirdiği haberler oldu. Fakat işte karşınızda devasa bir yapı var, devasa bir sermaye var, yanına devletin tüm mekanizmasını almış, yargıyı almış ve baş etmekte maalesef zor oluyor. Peki bölgede Anagold'un, Çalık Holding'in nasıl bir ağırlığı var? Onlar ilişkilerini nasıl yürütüyorlar? Buna dair bilgimiz var mı? Şöyle yürütüyorlar. Bir kere örneğin geçmiş dönem Başbakan Binali Yıldırım dünkü açıklamalarında bile ortada 9 yurttaşımızın kaybolması gene iyi niyetli konuşalım söz konusuyken bile neredeyse madene toz kondurmuyor. Diyor ki işte kimyasal atıkların barındırıldığı yer bu göçüğün olduğu yerde değil diyor mesela. Oysa o akan liç zaten kimyasal işleme tabi tutulmuş ve kirli toprak. Yani onu bile orada söylerken araya bunu sıkıştırıyor. Artı bu firmalar örneğin bölgenin spor kulüplerine yatırım yapar. İşte görünüşte çok hayırseverdir. Böyle olduğu zaman işte ne bileyim işte okul yaparlar. Oysa bu biraz önce verdiğim rakamlarla mukayese edildiği zaman tamamen o sevimsiz yapıyı, o arkada bıraktıkları derin çöküntüyü izlemek için yaptıkları şeyler.
Tabii bunun dışında doğrudan menfaat temini iddiaları da eksik olmaz hiçbir zaman. Örneğin gene bu çöpler altın madeniyle ilgili olarak gene aynı Amerikalı yetkili Tekin de kendilerinden oraya elektrik şeyini çekmek için rüşvet ettiğini, istediğini falan iddia etmişti. Şimdi bunların hepsi gösteriyor ki bu vahşi sömürü mekanizmasını ayakta tutabilmek için gayri ahlaki yollar dahil, hukukun manipüle edilmesi, hukukun da ele geçirilmesi dahil her türlü yola başvuruyorlar. Yani şimdi yargıda bir dönüşüm yaşandı. Şu anda örneğin bundan 20 yıl öncesinde idari yargı özellikle bu tarz durumlarda genellikle kamudan yana bir pozisyon alırken şimdi artık tam tersi sermayenin önündeki engelleri kaldırmak için, işte toplumsal tepkilerin önüne geçmek için, işte Akbelen'den hatırlayın, devlet tüm gücüyle orada bir avuç köylünün karşısına dikildi. Copuyla, biber gazıyla, kaskıyla, miğferiyle, copuyla. Şimdi böyle bir durum söz konusuyken belki de artık bu yapıların başka bir şey yapmalarına gerek yok. Çünkü devlet zaten onlarla neredeyse aynıleşmiş gibi. Onun için burada politik mücadelenin ana başlıklarından birisinin artık Türkiye'de ekoloji olması lazım. Sayın Cihaner, son olarak şunu da sormak istiyorum size. Bir çevresel değerlendirme raporları meselesi, bir de kapasite artırımlarına onay verilmesi meselesi var. Bunun da altında imzası olan isim dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'du. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bir bakanlığın böyle bir doğa katliamına, böyle bir çevre yıkımına müsaade ediyor olmasını nasıl okumalıyız biz? Ben özellikle şunu vurguladıktan sonra sorunuza cevap vereyim. Bülent Şık, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir araştırma yapmıştı, gıda mühendisi. Ve özellikle bu Kocaeli civarında ve Trakya'da belli bölgelerde kanser vakalarının çok fazla arttığını, akarsularda çok fazla ağır metal olduğunu ve burada önlem almak yerine, bununla ilgili soruşturmalar açılmak yerine Bülent Şık hakkında dava açıldı. Şimdi burada da muhtemelen benzer bir şey olacak. Çünkü herkes Fırat'a karışmasından bahsediyor ama o toprak zaten kirli. Artık yeraltı sularıyla muhtemelen o kontaminasyon, o bulaşma zaten gerçekleşti. Ve bu sadece bir avuç çevrecinin orada işte çıkarları çatıştığı derden kişilerin falan derdi değil. Odaların derdi değil. Tüm yurttaşların aslında geleceği, çocuklarının sağlığıyla ilgili bir durum olacak. İşte biraz önce bahsettiğim şeydir Murat Kurum'un durumu da. Çevre etki ÇED raporları artık Türkiye'de biraz önce bahsettiğim gibi yargının kararlarında olduğu gibi çevreyi koruyan, onu önceleyen bir şey olmaktan ziyade bir yasal zorunluluğu bertaraf etmek için sipariş olarak çıkıyor çoğu yerde. Artık onu da biliyorsunuz bypass etme yolunu buldular. İdari bir kararla ÇED gerekli değildir raporları alınarak o inceleme bile yapılmıyor. Özellikle burayla ilgili verilen ÇED raporu ve ÇED sürecinde tam da bu göçme olayına birebir işaret edildiğini biliyoruz biz. Yani doğrudan doğruya o bakın böyle bir kayma riski söz konusu denildiği halde biraz önce o raporu bir televizyon kanalında gösterdiler. Böyle bir risk yok diyor. Oysa yani oraya geçici olarak giden uzman olmayan bir göz bile o boyutta bir yığının, üstelik önemli ölçüde kayganlaşmış bir yığının böyle bir olaya sebebiyet vereceğini herhalde görürdü. Ama bu maliyeti arttırdığı için bunun önleminin alınmadığını, çünkü dediğim gibi sermayenin amacı en kısa sürede en büyük karla işini bitirmek. Başta kurum olmak üzere yani azıcık vicdan varsa bu sorumluluğu görüp herhalde istifa edip evime çekilip yurttaşların beni affetmesini beklerim. Sadece o da değil. Yani bakın bu boyutta bir felaket var. Bu boyutta bir felakete dair bağıran insanlar var yıllardır. Ve tek bir istifa, tek bir sorumluluk alma yok. Üstelik bunu meşrulaştırıyorlar. Yani toprak kayması diyor.
Orada toprak falan kaymadı. Orada zehirli kimyasalla işleme tabi tutulmuş bir yığın göz göre göre önüne işte 9 tane emekçiyi katarak yer değiştirdi. Yani ve bu kaçınılmaz bir şeydi. Yani yarın başka bir şey göreceğiz. Biliyorsunuz bir yıl önce de hiç olmaz denilen bir siyanür borusunda bir sızıntı olmuştu gene. Yani baktığınız zaman bunların hiçbiri öngörülebilir risk değil, olmaz. Böyle güvenilir, böyle sağlam denilen şeyler. Bu kaçınılmaz gene olacaktır. Ama bu felaketin belki bir toplumsal farkındalığa dolaşması bunlara engel olabilir. Onun için siyasetin tekrar vurgulamak istiyorum. Çevre mücadelesini, ekoloji mücadelesini üst seviyelerde sahiplenmesi gerekir. Sayın Cihaner, çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nde göz göre göre meydana gelen faciayı değerlendirdik İlhan Cihaner'le birlikte. İktidarı biliyoruz, hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyip, istifa etmeyip yerlerinde oturmaya devam ediyorlar. Bizler de sorumluları konuşmaya devam edeceğiz. Göz göre göre yaşanılan felaketleri konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.